Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampında açık kenar bağıntıları konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Açık kenar bağıntılarını toplamda iki derste halledeceğiz. İlk dersimizde açık kenar bağıntıların temel mantığından ve üçgen istiliğinden bahsedeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 94, 95, 96 ve 97'yi işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öncelikle açı kenar bağıntılarının temel mantığıyla başlayalım. Açı kenar bağıntılarının temel mantığı şu. Bir üçgende yalnız dikkat et buna bir üçgende açılar ile kenarlar doğru orantılıdır. Yalnız doğru orantılı derken şöyle demiyorum. 30'un karşısı 1 iken 60'ın karşısı 2'dir demiyorum. Büyüklük küçüklük anlamında doğru orantılıdır. Yani büyük açı karşısında büyük kenar bulunur bir üçgende. ABC üçgeni varken elimizde A'nın karşısı A, B'nin karşısı B, C'nin karşısı C iken en büyük açı A ise en büyük kenarda A'nın karşısı olur. Yani A büyüktür B büyüktür C ise A'nın karşısındaki A büyüktür B'nin karşısındaki B'den o da büyüktür C'nin karşısındaki C'den deyip şöyle bir yorum yapabiliriz. Peki ben sana şu soruyu sorsam. Şöyle bir 100 derece var burada. Bir de 20 derece var burada. Şöyle bir 20 derece var. Hocam şurası x burası y desem sana. Ve şu soruyu sorsam. Lütfen cevapla. X mi büyüktür Y mi büyüktür? Evet. Lütfen bir dur cevapla. Bazılarınız şunu dedi. Hocam X büyüktür. Niye? Yüzün karşısındaki X. Bazılarınız dedi ki hocam Y daha büyük gibi böyle ölçtünüz böyle ekran üzerinde ölçtünüz. Y daha büyük diyenleriniz de oldu. Her ikisinde diyenleriniz yanlış düşündü. Niye? Çünkü ben ne dedim? Bak altını çiziyorum yine burada. Bir üçgende biz bunu söyleyebiliriz. Bir üçgende açılar ile kenarlar doğru orantılıdır. Yani sen açıyla kenar arasındaki bağıntıyı böyle incelerken ne yapacaksın? Bir üçgende farklı üçgende farklı durumlara bakacaksın. E burada bunlar farklı üçgen olduğu için x ile y ne yapamaz? Kıyaslanamaz arkadaşım. Farklı üçgenler olduğu için kıyaslanamaz. Ha şöyle bir şey olabilirdi tabii ki. Kıyaslama şöyle yapılabilirdi. İki üçgende ortak bir kenar varsa işte iki üçgendeki yine bütün kenarlar hakkında bir yorumlama yapamayız ama iki üçgendeki en uzun kenar ya da iki üçgendeki en kısa kenar hakkında bir yorum yapılabilir. Şimdi biraz sonra zaten onunla ilgili yorumu da yapacağız arkadaşlar. Ama biz inceleme yaparken bir üçgene göre yapacağız. Bu dediğimi lütfen ama lütfen unutmayın. Hadi bakalım örneklere başlayalım. Şimdi böyle bir üçgen verilmiş ve AC, büyük verilmiş. Bu ne demek? AC, BC'den büyükse AC'yi gören Açı yani x açısı büyüktür. BC'yi gören kaç dereceden? 60 dereceden. İşte bu. Çünkü açılarla kenarlar doğru antılı. E bizden ne isteniyor? X açısının derece cinsinden en küçük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. E en küçük 60'tan büyük olacağına göre 61 olmak zorunda. Örnek 1 61 oldu. Geldik örnek 2'ye. Şimdi burada x artı 25, 2 x eksi 20 ve x eksi 25 bir açıları verilmiş. Öncelikle bir üçgenin açıları olduğu için burada iç açılar toplamı 180'den x'i bulabiliriz. Bulalım bakalım. Toplayalım. 2x, 3x, 4x, 4x. Eksi 25 artı 25 topladığımız zaman gider. Bir de eksi 20 mi kaldı burada? Yani burada açıların toplamı ne oldu arkadaşlar? 4x eksi 20 yaptı. Bu da 180'e eşit. 4x eşittir 200 yapar ve x'i de böylelikle 50 derece olarak buluruz x yerine 50 yazarsam 100 100'den 20 çıkınca burası 80 yapar. x yerine 50 yazarsam burası 75 yapar. 50 yazarsam burası da 25 yapar. E ABC üçgeninde en uzun kenar en büyük açı hangisi ise o açının karşısındaki kenardır. En büyük açı 80 olduğu için 80'in karşısındaki kenar yani en uzun kenar BC kenarıdır arkadaşlar. Cevabımız böylelikle BC kenarı yapmış oldu arkadaşlar. Evet örnek 2 BC bulduk geldik örnek 3'e. Heh Şimdi burada en uzun kenar isteniyor. Arkadaş önce bir açıları yazalım. 59, 58, 180'e tamamlayan açısı 1 buradan gitti, 2 buradan gitti. Buraya da 1, 2 yani 3 gelecek, 63 gelecek. 60'tan 1 eksik, 60'tan 2 eksik ya bu da 60'tan 3 fazla olacak o zaman. Ya yani ben kısa yoldan buldum. Topla 180'e tamamlayan fark etmez. 61, 48 daha kaç yaptı? 109 yaptı. Buraya kaç kaldı o zaman? 71 kaldı. Şimdi en uzun kenar sorulurken sakın sakın şunu yapma. Buradaki açılara bakıp da en büyük açı 71. 71'in karşısındaki kenar e, bu kenardır. CD kenardır deyip böyle bir yorum yapma. Tamam bu soru için doğru olmuş olabilir. Ama bazı sorularda yanlış çıkıyor arkadaşlar. Burada bu tür sorularda ne yapacağız? Bak ben normalde iki üçgenin bütün kenarları hakkında yorumlama yapamam diye zaten videonun başında dedim. Burada Neye bakacaksın? Neye dikkat edeceksin? Şuna dikkat edeceksin kardeşim. İki üçgende en uzun kenar soruluyorsa burada ortak kenar varsa inceleme yapılabilir. Bu üçgende en büyük açıyı göster. En büyük açı hangisi? 63. Burada en büyük açının karşısındaki kenar en uzun kenardır. Sonra öbür üçgene geldiğinde de öbür üçgende de yine aynı şekilde en büyük açıyı göster. Hocam bu da 71. 71'in karşısındaki kenar en uzun kenardır. Bak normalde bu üçgende şu kenar ortak kenar zaten. En uzun kenar buyken ama bu üç kere geldiğinde bundan daha büyüğü de var burada. Evet. Yani bundan daha büyüğü de var. 71'in karşısındaki açı. Ya da oklarla gösterirsen oklar en son nereyi gösteriyorsa cevap o yapmak zorunda. Yani cevabımız o zaman ne yaptı arkadaşlar? CD yaptı. Tamam. Eğer 71 burada değil de burada olmuş olsaydı 71'in karşısı bu sonra da e, daha doğrusu en küçük açı en küçük en küçük şey sorulmuş olsaydı ama o zaman da cevap çıkmazdı ya. Böyle en uzun kenar ya da en kısa kenarda oklardan biri mutlaka şeyi göstermek zorunda, ortak kenarı göstermek zorunda. Göstermiyorsa da en uzun kenarı ya da en kısa kenarı bulamayız arkadaşlar. Tamam? Evet örnek 3'ü CD bulduk, geldik örnek 4'e. Şimdi örnek 4'te de şöyle bir şey verilmiş. ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. AB ile B'ye bir... bak. Ben burada inceleme yaparken ya ABD üçgenine göre inceleme yapacağım. Ya BDC üçgenine göre inceleme yapacağım. Ya da ABC üçgenine göre inceleme yapacağım. Açıları yazalım. 40, 10 daha 50. Burası 50. 50, 60 ise burası 70 yapar. Hatta burası da kaç derece yapar? 130 derece yapar. E burada kaç komple kaç derece? 80 derece. Bu da aklımızda bulunsun tabii ki. AB ile BC incelemesi yapacağım şimdi. Bak şimdi. AB ile BC incelemesi yaparsam ben büyük üçgene bakmak zorundayım. E büyük üçgende AB'yi gören bak 50 derece değil. Dikkat et. Büyük üçgende inceleme yapacağım ya ben büyük üçgenin kenarları ya bunlar. Hangi üçgenin kenarlarıysa ona göre üç kere bakacağım. AB'yi gören büyük üçgende 40 derece. Hocam burası 40 derece. BC'yi gören kaç derece? 60 derece. E o zaman 40 60'dan küçük olduğuna göre AB de BC'den küçük olmak zorunda. Yani birincisi yanlış oldu. Sonra DC ile AD'yi inceleyeceğim. Hadi bakalım. DC ile AD'yi inceleyeceğim. Hop, DC ve AD. Ben DC ve AD'yi inceleyemem ama en uzun kenar veya en büyük kenarı bu üçgenlerde bulabilirim arkadaşlar. Burada da nasıl yapacağız? Ee, şöyle bir inceleme yapabiliriz. Hocam buraya bakacak olursam buradaki en kısa kenar bu. Buradaki en kısa kenar bu şu üçgende. E hocam bunlar oklar farklı gösteriyor. Yani oklardan biri mutlaka ortak kenarı göstermek zorundaydı. En kısa kenarı bulamam burada. Aa burada en uzun kenarı bulayım. Hocam 130'un karşılığı deyip en büyük kenar bu dememek lazım. Bak burada da hocam 130 Burayı gösteriyor. E, buradaki en büyük kenar da burası. Bu da burayı gösteriyor. E, burada da bu iki üçgende arkadaşlar maalesef yine en büyük kenarı inceleyemem. Çünkü niye? Çünkü oklar farklı yeri gösteriyor burada. Ondan dolayı arkadaşlar. E, oklardan biri mutlaka ortak kenarı göstermek zorundaydı. O yüzden ben AD ve DC'yi inceleyebilir miyim? Kesinlikle inceleyemem. Çünkü bunlar farklı üçgenlerde. E farklı üçgenlerde olduğu zaman da en kısa kenar ve en uzun kenara bakıp da yorum yapmak lazımdı. Maalesef bu inceleme burada yapılamıyor. Evet AD ve AB'yi inceleyeceğim şimdi. Hemen bakalım arkadaşım. AD'yi inceleyeceğim ve AB'yi inceleyeceğim. O da şu üçgende oluyor arkadaşım. Şu ABD üçgeninde oluyor. Şimdi AD'yi gören kaç derece? AD'yi gören 70 derece. AD'yi gören 70 yazdım. AB'yi gören kaç derece bu üçgende? 50 derece. 50'den büyük olduğu için AD AB'den büyüktür. Yani bu doğru oldu. Sonra AC ile AB'yi inceleyeceğim. AC ve AB'yi inceleyeceğim. O da büyük üçgende. Hocam şu AC'yi gören kaç derece? 70 değil. Dikkat et. 80 derece. 80 hocam burası. AB'yi gören kaç derece? 40 derece. 80 40'tan büyük olduğu için evet bu ifade de doğru olmuş oldu. Bir de neyi inceleyeceğim? BD ile DC'yi inceleyeceğim. Hocam BD ve DC'yi incelerken de şu küçük üçgende inceleyeceğim. BD'yi gören kaç derece? 40 derece. DC'yi gören kaç derece? 10 derece. E 40 10'dan büyük olduğu için bu da doğru olmak zorunda. BD DC'den büyük olmak zorunda. Yani 3, 4 ve 5. Bizim hangi ifadeler doğrudur diye soruluyordu. O zaman cevabımız 3, 4 ve 5 yapmak zorunda arkadaşlar. Evet örnek 4'ü de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 5'e. Şimdi en uzun kenar isteniyor. Bak en büyük açı 90 deyip de sakın ama sakın 90'ın karşısındaki kenar en uzun kenardır demeyin arkadaşlar. Çünkü niye? Biraz önce zaten ben bunun mantığını söylemiştim size. Öncelikle bir açıları yazalım arkadaşlar. DE ile BC birbirine paralel verilmiş. Hocam paralelse Z'den dolayı burası 50 derece yapar. 50 72 daha 75 daha 12 122. Buraya kaç kaldı o zaman? 58 derece kaldı. 50 55 daha 105 buraya 75 derece kaldı. Hocam buradaki açıları biliyor muyum? Bilmiyorum. Bilsem de bilmesem de önemli değil. Çünkü benim için en büyük açısı lazım. Bu 90 ise bu ikisinin toplamı 90. Buradaki açılar zaten 90'dan mecbur küçük olmak zorunda. Toplamları 90 olduğundan dolayı. En büyük açı 90. E 90'ın karşısındaki kenar burası. En büyük kenar o zaman. Bu üçgende neresi? 75. 75'in karşısındaki en uzun kenar olur. Buradaki 72. 72'nin karşısındaki. Bak. Oklar nereye gösterdi? Hep ortak kenarı göstermek zorunda demiştim. Burada bu ortak kenarı gösterdi. Burada bu ortak kenarı gösterdi. Bak oklar en son nereye gösteriyor arkadaşım? Şurayı gösteriyor. ED'yi gösteriyor. Yani cevap böylelikle DE yapmak zorunda. Evet örnek 5 DE oldu. Geldik örnek 6'ya. Şimdi AB büyüktür AC demiş. Ben AB ve AC'ye bakacağım. Burada e, X ve 36 derece verilmiş. AB'yi gören kaç derece? X büyüktür o zaman. AC'yi gören kaç derece? A, göreni bilmiyorum arkadaşım. Ama toplamları 180 değil mi? Evet. 36'ını 180'e tamamlayanı 144. X'den de kurtulmam lazım. Eksi X oldu o zaman burası. Şimdi A, C'yi gören 144 eksi X değil mi? Evet. E, X büyüktür. 144 eksi X oldu. Eksi X'i attım öbür tarafa. 2X yapar. Büyüktür 144'ten X de büyüktür. Kaç çıktı? 72 çıktı. Bizden X'in tanım aralığı isteniliyor arkadaşlar. Bir kere X 72'den büyük. Bir de ne olmak zorunda? İç açılar toplamı da kesinlikle ama kesinlikle 180'den küçük olmak zorunda. Yani x artı 36 kesinlikle bir de burada buradaki açı var ya e, kesinlikle ama kesinlikle ne olmak zorunda? Ya da sadece şu açıyı da yorumlayabiliriz. Bu 144 eksi x bulduk ya buradaki açıyı. Burada kaçın negatif olamaz. Yani büyük sıfır olmak zorunda. O zaman 144 büyüktür x buldum. Yani iki tane değer geldi. X'i 72'den büyük bulduk. 144'ten küçük bulduk. X'in aralığı ne olacak o zaman? 72 ile 144 arasında olmak zorunda. Yani şöyle de diyebiliriz. X eleman 72 ve 144 de diyebiliriz. 72 ve 144 dahil mi? Dahil değil. Şu şekilde de olabilir cevabımız. Evet örnek 6'yı bu şekilde bulduk. Geldik örnek 7'ye. 50, 60, 70 verilmiş bana. Bir katlama yapılmış böyle. Hocam şurası 50 derece. Burası 60 derece. Şu da komple 70 dereceydi. Şimdi Katlamadan dolayı üst üste binen açılar eşit. Burası 60 yapar. O zaman buraya 10 kalır. 50 10 daha 60. Buraya kaç kaldı o zaman? 120 derece kaldı. Sonra üst üste binen kenarlar eşit ya. Hocam bu açılar da eşit olacak. Ya da şuradaki açılar da birbirine eşit olacak. 120 ise burada açı. Burası 60 yapar. O zaman bunlar 30 30 yapar. Burası da ne oldu? 90 derece. Oldu mu? Oldu. Şimdi benden ne isteniyor? AE. Hocam AE'yi inceleyeceğim. Sonra DC'yi inceleyeceğim. DC şurası. Sonra AB'yi inceleyeceğim. AB'yi inceleyeceğim. Arkadaş aslında bizden şu kenar isteniyor. Şöyle bir katlama yapılmış ya. Bu kenar, bu kenar ve bu kenarı inceleyeceğim ya. Aslında buradaki kenar, buradaki kenara eşit değil mi? Evet. Yani şurası aslında nedir? DC kenarıdır. Yani şu AD kenarını DC kenarı diye düşün. Çünkü bunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. E o zaman ne yapacağız? Şu üçgene ve şu üçgeni düşüneceğiz kardeşim. Hadi bakalım düşünelim bakalım şu üçgenlere. Şu üçgen ve şu üçgende. Şimdi ben e, DC ve AB'yi şurası DC dedik ya arkadaşlar. DC ve AB'yi yapacağım. DC'yi gören ve AB'yi gören. AB'yi gören ve DC'yi gören. Şimdi AB ve DC'yi şöyle yazdıktan sonra AB'yi gören 120 derece. DC'yi gören yani şu kenar DC'ye eşitli. DC'yi gören kaç derece? 50 derece. O zaman bu 120 50'den büyükse AB DC'den büyük müdür? Evet. Sonra gelelim şuraya. Buradaki dik üçgende de bu zaten hipotenüs. Hipotenüs diğer dik kenardan büyük olmak zorunda. E DC de AE'den büyük değil mi? Evet. DC de zaten direkt burada yazabilirim. AE'den büyük oldu. E o zaman ne oldu burada arkadaşlar? Şu sıralama geldi. Direkt cevabı ulaşmış olduk. AB büyüktür. AB büyüktür. DC büyüktür. AE. E küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. O zaman en küçüğü AE. Sonra ne sonra dc sonra da ne oluyor arkadaşım ab oluyor. İşte cevabımız da bu yaptı. Şu şekilde olmuş oldu. Evet, ilk mantığı anladık mı? Anladık. Bir üçgende altını çizerek tekrar söylüyorum. Bir üçgende açılarla kenarlar doğru orantılı. Bunu sakın ama sakın unutma. Şimdi gelelim en önemli şeye, üçgen eşsizliği. Yine bir üçgende bir kenar diğer kenarların toplamlarıyla Farklar arasında. Bak mesela A kenarı Diğer kenarların toplamlarıyla Farklar arasında. Farklarını mutlak değeri içerisine Alıyoruz. Çünkü uzunluk Pozitif bir değer olmak zorunda Negatif olamayacağı için B-C'nin mutlak değeri yazıyoruz. Ha B-C sen büyükten küçüğe çıkartırsan Mutlak değeri koymak zorunda değilsin. Ya da buranın e, B-C'nin böyle Kesinlikle pozitif olduğunu biliyorsak Eminsek mutlak değer Koyup kafamızı karıştırmaya gerek yok. Evet A kenarı diğer kenarlar B artı C ile B eksi C arasında. Ya da B kenarı diğer kenarlar A artı C ile A eksi C arasında. Ya da C kenarı diğer kenarların A artı B ile A eksi B arasında olduğunu söyleyebiliriz. Üçgen esili dediğimiz olay bu. Üçgen esili bizim için gerçekten çok önemli. Bunu bilmek zorundayız. Ee, sorularda netlik yoksa X'in ar tanım aralığı nedir? X'in en büyük değeri nedir? X'in en küçük tam sayı değeri nedir? Gibi sorularla karşılaştığımız zaman Üçgen eşitliği aklımıza gelecek. Evet. X'in kaç farklı değeri vardır? Hemen araya aldık. Toplamlarıyla farkları arasında. 5 artı 3 ile 5 eksi 3 arasında. Mutlak değeri bak yazmıyorum burada. Büyükten küçüğe çıkarttığım için. 2 küçüktür. X küçüktür. 8 geldi. X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Yani 5 tane değeri vardır. Bunu böyle sayacak mıyız? Hayır. Böyle hepsi küçük olduğunda bunun kaç tane olduğunu bulmak için büyükten küçüğü çıkart bir de 1 çıkart. 5 taneyi bu şekilde de bulabilirsiniz. Tamam. Çünkü bu aralık çok büyük olabilir arkadaşlar. Terim sayısı formülünü biliyorsan oradan da yapabilirsin gerçi ama gerek yok. Büyükten küçüğü çıkart bir de 1 çıkart dersek Tabi hepsi küçük olduğunda unutma. Bu şekilde sonuca ulaşacağız. Geldik diğer soruya. X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bir de çeşit kenar üçgen demiş. Bak X toplamlarıyla farklar arasında. Hocam 9 eksi 7 ile 9 artı 7 arasında demiş. 2 küçüktür x küçüktür. 9 7 daha 16. O zaman 16 eksi 2 eksi 1. Büyükten küçük çıkart bir de 1 çıkart. Yani kaç yapıyor? Eşittir 13 yapıyor ama cevap 13 değil. Niye? Adam burada çeşitkenar üçgen demiş. Genelde üçgen eşitliğinde böyle soruyu okumadığımız için yanlış yapıyoruz. Çeşitkenarsa 7 ve 9'u alamaz. Bu aralıkta 7 ve 9 var mı arkadaşlar? Vardı bir 2 ile 16 arasında. Bazen 7 olmayabiliyor. Bir tane değer olabiliyor. O zaman bir tanesini silmek zorunda kalıyoruz. O zaman 7 ve 9'u iptal edeceğiz. Normalde 7 ve 9 varken 13 tane sayı varsa o zaman ne diyeceğiz? 7 ve 9'u iptal ettiysek 2 sayı gitti demek. 11 tane değer mi vardır arkadaşlar? Evet. Soruyu iyi oku ve ona göre özellikle açık kenar bağıntılarında mutlaka soruyu bir daha okumanı tavsiye ediyorum. Geldik diğer soruya. X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı nedir diye soruluyor. Öncelikle ne yapıyoruz? 2x artı 1'i araya alıyoruz. 2x artı 1'i araya alacak alırsak toplamlarıyla farklar arasında 10 artı 5 ile ya artık kafadan yazalım. 15 ile farkları da 5 yaptı. X'i yalnız bırakmam lazım benim. Matematikte gördüğünüz bunu ne yapacağız? 1 çıkartacağız. 4 küçüktür 2x o da küçüktür 14 yapar. 2'ye böleceğiz. 2 küçüktür x küçüktür 7 yapar. Buradaki değerler tek tek lazım bana. 3, 4, 5 ve 6. Topladığımız anda kaç yapıyor? 18 yapıyor. Yani örnek 10, 18 oldu. Geldik örnek 11'e. Bak üçgen eşitliğini mutlaka mutlaka uygulayacağız. İkisinin kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. 11 artı 3, 14 ile 11 eksi 3, 8 arasında. Ama soruyu okuyalım. Bak bir de böyle bir şey vermiş. ABC açısı yani buradaki B açısı. BAC açısından buradaki A açısından küçükmüş. Yani BAC'nin ABC'nin karşısındaki x küçüktür. BAC'nin karşısındaki 11'den değil midir arkadaşlar? Evet. Yani iki tane aralığımız oldu. Bir bu aralığımız, bir de bu aralığımız oldu. Verilen bilgilere göre. Hem 8 ile 14 arasında, hem de 11'den küçük. O zaman x'in tanım aralığı ne olacak arkadaşlar? Bak, 8'den büyük olacak. Burada 11'den küçük demiş, burada da 14'ten küçük demiş. Aralığı da aratman lazım. Sayı doğrusunu düşün. Bir 11'den küçük diyor, bir de 14'ten küçük diyor. Her ikisini de sağlayan hangisi oluyor? Tabii ki 11'den küçük değer oluyor. O yüzden aralığımız 8 ile 11 arasında da olacak. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? 9 ve 10. Yani 2 tane değer vardır diyeceğiz arkadaşlar. Evet örnek 11'i de 2 bulduk. Geldik örnek 12'ye. Aa, burada ne yapacağız? Şurada bir üçgen eşitliği var. E hocam burada da bir üçgen eşitliği uygulayabilirim. 2 tane üçgen olduğu için. Hemen uygulayalım. X toplamları ile farklar arasında. Yani 4 artı 8 ile 4 eksi, 8 eksi 4 arasında. Yani 12 ile 4 arasında. Peki x öbüründe aralığı ne? 10 artı 3. 13 ile 10 eksi 3 7 arasında olacak. Ben ne yapacağım şimdi? Üçgen eşitliği ikisi de sağlamak zorunda. Bak şimdi sayı doğrusunu düşün. Sayı doğrusunda 4'ten büyük 7'den büyük. Hocam 4'ten büyük 7'den büyük. Hem 4'ten büyük hem 7'den büyük. O zaman tanım aralığı ne olacak? Her ikisini de sağlayan 7 olacak. Yani böyle iki tane eşitsizlik arasında kaldığı zaman ne diyeceğiz? Küçüklerde büyük olanı seçeceğiz. Büyüklerde de küçük olanı seçeceğiz. Niye? Hem 12'den küçük diyor hem 13'ten küçük diyor. 12'den küçük 13'ten küçük. Her ikisini de sağlayan burası değil mi arkadaşım? Evet. O yüzden tanım aralığımız ne olacak arkadaşlar? 7 ile 12 arasında olacaktır. X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı isteniliyor bizden. 8, 9, 10 ve 11 değerleri de alır. Toplamı da kaç yapıyor o zaman? 38 yapıyor dostlar. Evet örnek 12'yi 38 bulduk. Geldik örnek 13'e. Örnek 13'te de Böyle bir hikaye vermiş sadece. Aşağıda Ali, Berk, Can ve Demir'in konumları birer bir harita üzerinde gösterilmiştir. Ali ile Berk arasındaki uzaklık verilmiş. Sonra 2 kilometre. Berk ile Can arasındaki uzaklık 5 kilometre. Can ile Demir arasındaki uzaklık 10 kilometre. Buna göre Ali ile Demir arasındaki uzaklığın en büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani şuradaki x soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bu soruda lütfen dikkat. Et. Öncelikli olarak benim nereyi bulmam lazım? Buradaki y'nin en büyük değerini bulayım ki x'in en büyük değerini bulayım. Y ne ile ne arasında arkadaşlar? Toplamlarıyla farklar arasında. 5 artı 2 7 ile 5 eksi 2 3 arasında olmak zorunda. Hocam ben y yerine 6 değerini verebilirim. Yanlış. Çünkü a c buradaki tam sayı demiş mi? Dememiş. Hocam benden en büyük tam sayı değeri isteniyor ama x'in en büyük tam sayı değeri isteniyor. Ya y 6,99999 olursa değil mi? Öyle düşün. O yüzden burada herhangi bir açı kenar bağıntısı sorusunda sorusunda bir uzunluk hakkında böyle tam sayı dememişse. Mesela bu uzunluk bakıyorum herhangi bir şekilde tam sayı denmemiş. O zaman denmemişse sen burayı bir tam sayı değer yazamazsın. E ne yapacağız hocam o zamanı buraya? Bak 7'den küçük ya. 7'den küçük yazacaksın buraya. Yani istersen 6.9 da yaz. Ama bazı sorularda tehlikeli olabiliyor 6.9 ve virgülle uğraşmış oluyorsun. Sen sadece sınır noktasını yaz. Tavsiyem budur. 7'den küçüğü yazdır. E o zaman x'in aralığını bulalım şimdi. Toplamları Toplamlarıyla farkları arasında. Toplamları 17'den küçük mü olacak o zaman? Evet. Farkları da ne olacak arkadaşlar? 3'ten bu 7'den küçük ya. Eee mesela 6 desem 4 de olur. 5 desem 3'ten büyük olmak zorunda değil mi? Evet. O zaman aralığımız bu olacak bak. Toplamları bak 17'den küçük olacak, farkları da 3'ten büyük olacak. Ondan 7'den küçük sayıyı çıkarttığım zaman ne olacak? 10 7 3. 3'ten büyük olacağını söyleyebilirim. En büyük değeri isteniyor. Bak en büyük değer kaç yapıyor? 17'den küçük bir değerden küçük olacak. 17'den küçük bir değer nedir aslında? 16 9 olabilir. 16 9'dan küçük en küçük tam sayı değer nedir? 16 yapacaktır. Sen eğer buraya 16 vermiş olsaydın pardon 7 değil de 6 vermiş olsaydın hocam 16'tan küçük olacak. Cevabı da 15 diyecektim. Böyle tam sayı demediği sorularda sınır noktasını yazmayı ihmal etme. En büyüğünü bulmaya çalışıyorum ya. O yüzden buraya en büyük değer yazdım arkadaşlar. Tamam Bunu da unutma. Evet güzel bir soru. Lütfen buna dikkat et. Geldik buraya. Eski konular yine karşımıza gelebilir. Açı kenar bağıntısındayız ama üçgen işliyoruz yine. Üçgenlerle ilgili sorularla yine karşılaşacağız. E burada ne yapacağız arkadaşım? Burada ne var? Dikkati bir çeken bir şey var. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Yükseklik bizim için çok önemliydi. E yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa x kenar gelecekti. Hemen x kenarı oluşturdum. 7 ise burası da 7 yapmak zorunda. Bizden x deniyor. Bak x'e ait kenarları belli olan bir üçgen çıktı. x toplamlarıyla 7 ve 2'nin toplamlarıyla farklar arasındadır. 5 küçüktür x küçüktür 9 çıkar. Yani burada x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır? 6 7 8 yani 3 tane değer vardır. Aralık az olduğu zaman ne yapıyorum? Hemen aralık az olduğu zaman sayıyorum arkadaşlar ya da büyükten küçüğe çıkart bir de 1 çıkart diyebilirsin. Tamamıyla sana kalmış. Evet örnek 19'u 14'ü 3 bulduk ve geldik şuraya. Yani örnek 15'e yasemin uzunlukları 5, 8 ve 17 olan 3 çubuk ile şekil 1 ve şekil 2'deki gibi şekil elde ediyor. 2 şekil elde ediyor. İşte 5, 8, 17 ile bir bu şekli elde etmiş bir de bu şekilde elde etmiş. Ve benden ne soruluyor? X'in en küçük tam sayı değeri ile yeninin en büyük tam sayı değeri toplam isteniyor. Arkadaş 5, 8 ve şu uzunun 17 olduğunu biliyorum ben. X'in tam sayı değerini bulmam için buranın tam sayı değerini bulmam lazım. Yani burada tam sayı şartı var. Tam sayı şartı olmasaydı sınır yazacaktım. Yani buraya bir A diyecek olursam A toplamlarıyla farklar arasında. 8, 5 daha 13 ile 8, 5, 8-5, 3 arasında olmak zorunda x'in en küçük değerini bulmam için y'nin en büyük değerini almam lazım. Normalde en büyük burası 13'ten küçük yazmalıydım. Tam sayı şartı olmasaydı. E 13'ten küçükse biz buraya 12. Yani buranın tam sayı değerini bulayım ki buranın tam sayı değeri çıksın, değil mi? Biraz önceki soruda nasıldı? Biraz önceki soruda burada tam sayı şartı yoktu en son şu x kenarının tam sayı şartı isteniyordu. Burada sınır noktası yazdık. Tam sayı şartı istenmeyen yerde ama hocam burada tam sayı istenmiyor ki. Burası isteniyor. E burası tam sayı olursa burası da tam sayı olmak zorunda. O yüzden A'nın e, ben en küçük değerini bulmam için A'ya ne yazmalıyım? 12 yazmalıyım. E tamamı 17 ise o zaman X'i kaç bulduk? 5 bulduk. Sonra Y'nin de en büyük değeri isteniyor. E Y'ye dair şöyle bir üçgen oluşturulmuş. Y artı 5 de toplamlarıyla farklar arasında. 17 artı 8 25 ile 17 eksi 8 9 olacak. Y'yi yalnız bırakacak olursak 5 çıkart 4. 5 çıkart 20 mi yaptı? Evet. Y'nin de tam sayı değeri isteniyor. En büyük tam sayı değeri isteniyor. Y'nin de en büyük tam sayı değeri kaç yapar? 19 yapar. Evet. X'in en küçük tam sayı değerini 5 bulduk. Y'nin en büyük tam sayı değerini 19 bulduk. Toplamları da böylelikle kaç yapar? 24 yapar. Yani örnek 15'i 24 bulduk gençler. Ve geldik örnek 16'ya. Şimdi X'in alabileceği kaç tam sayı değer vardır? Hocam buraya y-y deyip de bir büyük üçgende bir de buradaki üçgende üçgen eşliği yapayım demeyin. Niye? Özellikle eşitlik olduğunda yani genelde iki bilinmeyene girmemeye çalışıyoruz. İki bilinmeyene ne zaman giriyoruz? Hani böyle çevresi sorulduğunda, bir şeyi sorulduğunda, böyle toplamları falan sorulduğunda giriyoruz. Yani mesela şöyle bir şey olsun, burası 6 olsun, burası x, burası y olsun. Şu üçgenin çevresinin en büyük değeri sorulsaydı eğer e o zaman ben buraya x, buraya da y derdim. Niye? 6 ya çevresinin en küçük değeri sorulurdu büyük ihtimalle. X artı Y ile X eksi Y arasında olacak ya. Şimdi çevre dediğim ne oluyor mesela? X artı Y artı 6 toplamları soruluyor. da en küçük değeri de kaç yapar? 7. Burada 7'yi yazınca 7 artı 6'dan 13 diye çevrenin en küçük değerini buluruz. Çevre istenmiyor. Benden X değeri isteniliyorsa ikinci bilim yerine genelde girmiyoruz arkadaşlar. Tamam. E ne yapacağız o zaman o zaman hocam? Ben buradan şöyle bir üçgen mi oluştursam? Yok ya. Böyle bir şeyi yasaklamadık mı? Biz sadece üçgende alan dağıtırken böyle üçgenler oluşturabiliyorduk. Ee, biz no normalde ne yapıyorduk? Bu bir şeyi çizdiğimiz zaman yani bir şey olması lazım. Özel bir durumun olması lazım. Bunu çizdin sadece kenar orta oldu. Özel bir durum çıktı mı burada? Çıkmadı. O zaman düşüneceğiz. Bir şey yapamıyorsak ek çizimler aklımıza gelecek. Ek çizimlerden hangisi aklımıza geliyor? Hocam eşitlik var. Eşitlik varsa aklımıza orta taban gelecek. Hemen eski bak eski konular yine aklımıza geliyor. Orta taban. Ya böyle çizeceğim orta tabanı. Çünkü dikkat et. ABC üçgeni de BC kenarının üzerinde olduğu için ya AC'ye paralel ya da AB'ye paralel. AB'ye paralel çizersem X'e ait bir üçgen oluşmuyor. Ya da şuraya paralel çizeceğim arkadaşlar. Yani AC'ye paralel çizeceğim. AC'ye paralel çizersem en azından üçgen oluşuyor. Şöyle paralel çizdim. Orta tabandan dolayı 8 ise burası kaç yapar? 4 yapar. Ha burada eşitlik olmak zorunda değil. 2'ye 3 oran olsaydı da yine aynı şekilde. Benzerlikte oran mantığını anlattık ya. Oranı kullanmak için de ya böyle paralel ya böyle paralel. Oranı olsaydı da yine aynı şekilde paralel ve benzerlikten sonucu ulaşacaktık. A burada eşitlik var. Orta tabandan direkt daha kolay çıkıyor. 8 4 oldu burası. E bunun tamamı 12. 12 2 eşit parçaya bölecek. 6'ya 6 olacak. Yani buraya kaç kaldı? 4 kaldı. E o zaman burada üçgen istedi. X toplamları ile farklar arasında. 4 x 4 ile 4 artı 4 arasında olacak. 0 küçüktür x küçüktür 8 olacak. X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Hocam büyükten küçük çıkart bir de bir çıkart. 7 tane değer vardır deriz. Olay bu kardeşim. Tamam. Üçgen esneleri çok önemli. Eski konular yine karşımıza çıkıyor. Çünkü geometri bir bütünsel bir konu. Bütün bir konu arkadaşlar. Her konuda diğer geçmişteki her konu karşımıza çıkabiliyor. Yani sadece aç kenara bağımlı kalma burada. Tamam mı? Evet. Örnek 16'yı da böylelikle hallettik. Ve ilk kısmı bitirdik. İlk kısım. Yani neydi ilk kısım? Üçgen eşitliği ve tanımını manamını vermiştik. Sonraki kısımda ne var? Geniş açı ve dar açıdan bahsedeceğiz. O zaman bir sonraki videoda açı kenarın son videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.